Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Ekim Pazartesi akşam 9'u çeyrek geçiyor ve bir süre sonunda arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Bu süre zarfında birazcık rahatsızdım, gerçekten yorucu bir hastalıktı ve biraz da arkadaşlar piyasanın durumuna göre bugün analiz yapmaya karar verdim. Burada aslında Cuma günü bir trend değişimi oldu, yayın yapmak istesem de yapamamıştım. Ama bunu yine de ben Twitter üzerinden sizlerle paylaştım. Önemli olduğunu düşündüğüm için e, bunu takip edenler, bizim Twitter sayfamızı takip edenler e, öğrenmiş oldu. Şimdi bunun üzerinden devam ederek e, biz bugünkü analizimizi yapacağız. Kısa vadeli trend durumunu aktaracağız. Evet arkadaşlar altın tarafından başlarsak 10 altında e, burada 28 Ekim'de yani Cuma günü yaptığımız analizde demiştik ki 1639'dan başlayan kısa vadeli yükseliş hedefimiz 1675-1685 arasıydı ve o noktaya erişmiştir arkadaşlar bu hedefimiz gerçekleşmişti 1675'leri görmüştük ve 1653 seviyesinden arkadaşlar altına bir kapanış gelmesiyle beraber ki öyle gözüküyordu. Ee, ve o seviyeden de art, art, arkadaşlar artık bizim düşüş trendimiz başladı diye ifade etmiştik kısa vadede ve şu an arkadaşlar halen düşüş trendi devam ediyor ve bakın buradaki düşüş trendini siz de görüyorsunuz ve şu an 1633'lere kadar geldik ve şu an benim hedefim 1620-1630 arası ilk hedef noktam diye aktarmak istiyorum. Şu yeşil bölgeyi olarak göstermek istiyorum. Bakın bu da bizim bir önceki e, hedef noktamız 1675'lerde. 1675-1685 arasıydı. 1675 alt tabandan dokundu ve aşağı geldi. Ve dikkat ediyorsanız uzun zamandır bizim sarı kanal içerisinde hareket ediyoruz. E, daha önceki bakın şuradaki çizgiyi lacivert rengi boyarsak bakın lacivert çizgi gibi Benzer bir hareket burada oluştu. Lacacı çizgi gibi bakın taban bölgesi şu an 1620-30 arasındaki bir bölgede. O bölgeye doğru eğer inersek orada tekrar değerlendirmemiz gerekecek. Orası kırılırsa benim gözlemlediğim 1585'lere doğru bir hareket devam edebilir. 1600 1600 ile 1585 arasına. Ama öncelikle biz 1620'lere gelirsek ilk hedef noktamız kısa vadede orası olduğu için bunu o şekilde takip edeceğiz. İsterseniz yine de destek dirençleri yazalım. Destek dediğim gibi 1630 1620 1600 1580 diyelim. Direnç ise 1641. Bu seviyenin altında kaldıkça zaten düşüş trendi devam eder. 1650 1660 seviyelerini yazmamız bence yeterli olur. Ve arkadaşlar, Ons altın sinyal tablosunu ben yayından önce bunu güncelledim. Çünkü neye göre yaptık arkadaşlar? Burada Eee 1653'ten biz düşüş trendi başladı Cuma günü 28 Ekim tarihinde burada ifade etmiştik ve cuma günü 1653'ten düşüş başladı ve bunu da aktif olarak şu an devam ettiriyorum. Hedefim de 1620-30 arası diyebiliriz arkadaşlar. Peki biz burada diğer sinyallere de bakalım. Ons gümüş sinyal tablosunda da arkadaşlar 19.3'ten bir düşüş trendi başladı demiştik yine hedef noktamız 20 20.27 yükseliş tarafında ee, 19.85 liraya kadar gittikten sonra 19.3'ten e, altında kapatmamızla beraber düşüşe geçebiliriz demiştik ve o seviyenin altında kapattık ve düşüş trendi de burada başladı arkadaşlar cuma günü peki diğer gramlara bakarsak gram alt gram gümüşten bahsedersek arkadaşlar burada. Gram gümüşte de 11.52 altında kalarak düşüşe geçiyoruz. Hedefimiz 11.75 12 arasındaydı yükseliş hedefimiz. Biz nere nereye gördük arkadaşlar? 11.82 yani iki hedef burada arasında bir noktadan dönmüş. Dolayısıyla bu da başa olarak kabul etmiştik. Gram altında ise arkadaşlar 1000 ve 1010 arasında bir hedef vermiştik. Bakın burada e, bulunuyor hedef bölgesi 1000 ile 1010 arası ve e, 990'lar altında kalarak düşüşe geçiyoruz demiştik 28 Ekim'de ve orada da gram altın sinyal tablosuna da ben bunu işliyorum. E, 990'dan düşüş geldikten sonra 976'lara kadar gelmiş durumdayız. E, buradaki hedefleri de size şimdi e, ons altında olduğu gibi vereceğim. Şimdi öncelikle ons gümüşe geçersek ons gümüşte arkadaşlar benim hedef bölgem. Burada 18.70'ler 18 70'ler bölgesi eğer orası tutmazsa 18.35'lere 18 35'lere doğru gidebiliriz ama öncelikle 18 75'ler eee bölgesini hedeflediğimi sizlere aktarmak istiyorum. Ayrıca şurada biraz yaklaşalım. Bu grafiği biraz basitleştirelim. Şuradaki çizgileri sadeleştireyim ki daha sonra görelim. Bakın burada hedefi verdiğim yer burasıydı. 20 dolarlar civarındaydı. 19.90 ve dönüş noktamızda 18.85 oldu. 0.15 dolar hata payı yaptık diye de daha önce ifade etmiştik. Bunu da silelim artık. Bunun da anlamı kalmadı. Ve şu kanal içerisinde hareket ettiğimizde e, görüyorsunuz. Bu da geçerli. O kanalda neresi derseniz. Bugün biraz teknik terimlerle sizi e, arkadaşlar e, zenginleştirmeye çalışacağım. O yüzden yayının süresi biraz uzun olabilir. Hem de yapamadığımız yayınları da biraz telafi etmiş oluruz. Bakın bu kanal içerisinde uzun zamandır Hareket ediyoruz. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla burada kanalın alt noktası 18.35'ler olarak gözüküyor. O seviyenin altına gelmesi çok mümkün olmayabilir bizim için. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ve burada biraz daha uzaklaşıp da bakarsak, bakın şuradaki kanalı kırdıktan sonra şu hareketi yaptık. Orada da bir direnç noktasını yine oluşturursak, şöyle yine hemen bir yükseliş trendi başlarsa 20 dolarlar direnç olacaktır ama dediğim gibi benim burada öncelikle önemsediğim 18.75'ler ilk hedef noktamız. İkinci destek ve burası güçlü ikinci güçlü desteğimiz 18.35'lerde bulunmakta e, diyelim. Dirençleri de yazalım. 19.2 arkadaşlar. Sonrasında 19. şurası arkadaşlar 4 veya 45. 19.8 20 dolar olarak yazabiliriz. Yani burada da hedefimiz 18.75'ler ilk etapta tutmazsa 18.35 ben oldukça güçlü olarak görüyorum. Peki gram altın tarafına geçiyorum. Gram altın tarafında arkadaşlar 983 altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ve burada hedefim benim arkadaşlar şuradaki siyah çizgi artık benim için daha önemli olduğu için bunu ben laciverte boyuyorum. Şunu siyah e çevirelim. Önemli değil çünkü artık gördüğünüz gibi... Ve şu sarı kanalda belki şöyle uzatabiliriz. Yine işimize yarayabilir. Ancak bu lacivert çizgiye doğru hareket ettiğimizi varsayarsak burada arkadaşlar bizi karşılayan nokta 973'ler 75'ler civarı diyelim. Evet 975 civarı diyelim. Destek dirençleri de yazalım. Destek 975 970 965 Trenç 983, 990, 995. Ve burada verdiğimiz hedef nedeniyle arkadaşlar burada yükseliş trendi başladıktan sonra 1000 ile 1010 arasıydı. 1000.2'lerden biz dönmüş durumdayız diyebiliriz. Şuradaki kırmızı halkanın artık önemi kalmadı ee, ve burada da kaydettikten sonra durum bu şekilde. Hedef 975'ler, 973'ler civarı diyelim. Hatta 973 yazabiliriz arkadaşlar arkadaşlar daha doğru olur diye düşünüyorum. Gram gümüş. Gram gümüşe geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar burada kısa özetle 11.50 altında kaldıkça burada düşüş trendinin devam edeceğini size söylemek istiyorum ve hedef bölgesinde 11 15 11.25 arası olduğunu düşünüyorum. Bakın burada da yine şöyle biraz geri gittiğimizde bakın burada şu alt tarafta güçlü destek olduğunu gözlemlemiştik daha önce ve burası aslında 10 25 10 .30'du. Ancak dikkat ederseniz son zamanlarda taban çizgileri yukarı doğru kayıyor. Ve bu taban çizgilerini biz oluşturduğumuzda 11-15'ler bizim için çok güçlü destek gözüküyor. Yani biz 11-15 veya 11-25 arasındaki bir bölgeden oraya da ben halk içerisinde alırsam bakın bu bölgeden dönme ihtimalimiz kısa vadede yüksek gözüküyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim ve önceki hedefimizde bakın 10, 11, 75 ile 12 arası da bir bölgeydi. 11, 82'den döndük ve bakın buradaki pembe çizgimiz mükemmel bir şekilde çalışmış gözüküyor diye aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi bu da teknik analizin göstergelerden bir tanesi. Peki dolar tl tarafına geçelim. Dolar tl tarafına geçtiğimizde gördüğünüz gibi bu olası yani satış yani müdahale Neyse artık arkadaşlar onu girmek istemiyorum ama burada gördüğünüz gibi çok büyük bir iğne var. Bugün de görmüşüz. 18.22'leri de görmüşüz. Yani buralarda bir e, olan dışı bir hareket görülmüş ama halen e, dolar tl yükseliş trendine devam ediyor. 18.60'lar üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi de devam eder. E, yurt dışı piyasaya bakalım. Dolar endeksine bakalım şu bölgeye gide, gidebiliriz demiştik. 110 hedefim vardı pardon hatta 110.5'tu benim net hedefim o noktanın da altına gelerek 109,5'lere kadar geldik ve şu an tekrar bir yükseliş trendine girdi ve burada da hedef noktası arkadaşlar 112'ler 112'ler civarının olduğunu ben düşünüyorum. Yani şu bölge hedef bölge olarak karşımıza çıkabilir. 2 Kasım tarihinde yanlışım varsa yine düzeltin arkadaşlar. Fed'in kararı var. Bu karara kadar 112'lere gidip sonrasındaki haberin akışına göre burada bir karar verilebilir. Tekrar 111 veya sonrasında arkadaşlar 114 seviyesine gidebiliriz. Bu şekilde yorumlayalım. Yani aslında dolar endeksi tekrardan güçlenmeye başladı. Peki ABD 10 yıllıkları nasıl? Buraya baktığımızda arkadaşlar logaritmatik, logaritmik grafikte arkadaşlar Burada bizim 3.88'lere gitmesini beklediğim bir durum vardı. Ama burada erken bir atak yaparak 4.33'lere gitmiştik. Ee, pek hoş olmamıştı. Ve sonrasında arkadaşlar bakın tekrardan o 3.88'lere geri geldik. Ve şu an bir kararsız durumda olduğunu gözlemliyoruz. Bu siyah çizgi bakın arkadaşlar önemli. Bu siyah çizgi önemli. Orayı biz pembe ile oluşturalım. Şunu artık silebiliriz. Bu pembe çizginin altında kaldığı sürece... Ee, arkadaşlar ons altında güç devam eder. Yani 1620-1630'lar dedik ya. O bölgede tutunmaya çalışacağını ben düşünüyorum. Ama şu pembe çizginin üzerine tekrar çıkarsa bu sefer 1600 doların altına gideceğini düşünebiliriz. Bu şekilde yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, yani bu temel açıdan teknikle birleştirmek gibi biraz olabilir. Peki arkadaşlar dolar TL'ye de tekrar dönersek 18.60 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Borsa. Borsada arkadaşlar bir düşüş trendi başlayabileceğini, çarşamba günü bakın şu siyah çizginin altında kalması da beklemiştik ve 3800'ler orası tutmazsa 3700'lere doğru bir düşüş olabileceğini çok önceden çizdiğimiz bir grafik vardı. Ancak bugün arkadaşlar yukarı doğru bir hareket başladı. 3850'lerin, 3950'lerin üzerinde biz eğer yarın kalabilirsek bu hareket perçinlenecek. Bu durum güzel arkadaşlar ama Ay sonu e, vadeli kontratlar sebebiyle hareketli geçiyor. Yani bu hareketler biraz net olmayabilir. E, yarın ay başı olduğu için arkadaşlar birazcık daha durum net görebiliriz. E, bu hareketin 3850'lere bile dokunmayıp tekrardan yukarı gitmesi çok güzel. Eğer yarın 3950'lerin üzerinde kapatabilsek hedef burada ben 4130'lar 4120'ler olabileceğini düşünüyorum. Borsa da yarın önemli olabilir ama şu an için durum gayet iyi Bugün de yabancının alışları mevcuttu. Özellikle arkadaşlar yan kağıtlarda alışlar vardı. E, Türk Hava Yolları ve bankalar haricinde aslında çok büyük bir alış geldiğini ben görmedim büyük hisselere. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sadece küçük hisselerle borsa çok gitmeyebilir. E, şu yani büyük yeşil mum çok güzel ama e, tuzak mı değil mi biraz içinde şüphe oluştu. Yarın bir birazcık dikkatli olmanızı öneriyorum. E, FED'de yaklaşıyor. Bitcoin, Bitcoin'e geldiğimizde arkadaşlar, yayın yapamadık ama bu grafiği takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. Umarım takip etmişlerdir. Bakın burada bizim yeşil bir kanalımız vardı. Bu yeşil kanal bizim için çok önemliydi. Bu yeşil kanalın sonunda bir yöne doğru kırılma mevcut olacak demiştik ve bu kanal kırıldıktan sonra bakın pembe çizgiyle orayı işaretlemiştik en son geçen hafta ve 19.700'ler üzerinde bir kapanış gelseydi orada kurtacaktı. Tekrar aşağı geldi 18.700'e. Tekrar arkadaşlar burada bakın yeşil kanalın dışına çıktı ve büyük sarı üçgenin de dışına çıktı. Dolayısıyla artık burada hedef 21.000, hatta arkadaşlar 22.000'ler olduğunu ben düşünüyorum. Ee, ve burada baktığımda biz e, 21.000'lere kadar geldik. E, bir miktar arkadaşlar kar satışları olabilir. Kar satışlarının olacağı noktalardan bir tanesi de şöyle bir bakarsak Arkadaşlar 20.000 ve 19.800'ler, 19.700'lere kadar inişleri kabul edebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şöyle bir destek çizgisi çekelim. Bakın şu bölge yani 20 bin dolarlara kadar inebiliriz arkadaşlar. Ama onun altına çok fazla inmememiz gerekiyor diye ifade edelim. Yani uzun vadede baktığımızda haftalık bazda da bakarsak arkadaşlar burada da bir toparlanma mevcut olarak gözüküyor yani uzun zamandır Bitcoin tarafında ben olumsuzdum ama bu grafik birazcık olumluya döndü döndermiş gözüküyor ama 20 bin doların altına asla gelmemeli ee, bu da FED durumuna bağlı olacak peki Brent petrol Brent petrol'e baktığımız arkadaşlar şu kanalın içerisine e, girip tekrardan çıkmıştık ve bu kanalın dışına çıkarsak tekrardan hedefin 98 dolar e, olabileceğini ifade etmiştik e, burada 90 5.5'lara kadar gittikten sonra arkadaşlar, şu an tekrardan aşağı doğru giden bir grafik görüyorum. Ben burada 93 doların kırılmasıyla beraber bu seviyenin altında kırılması beraber tekrardan 90'lara gidişat gözüküyor. Bakın burada da yine benzer olarak alttan destek çizgisini çektiğimizde burada 90-91 bölgesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça arkadaşlar benim hedefim hatırlarsanız önce 100 dolarlar, 102 dolarlar, sonrasında da 107'de do 107 dolarlara doğru gidebiliriz diye ifade etmiştik orta uzun vadede. 98'lere kadar 99'lara kadar gittik. Yani 102 hedeflerine aslında yaklaştık ama sonrasında tekrar geldik. Yani olabilir bunlar çünkü önemli bir trendim ee, başlangıcı olabilir. Çünkü bakın burada trendi kırdı onaya geldi tekrar gitti. Tekrar onaylı tekrar yukarı mı gidecek? Bu önümüzdeki günlerde ee, takip edilmesi gereken bir konu. 91 dolar üzerinde kaldıkça orta uzun vadeci arkadaşlar burada Brent'in yukarı doğru yönünün devam etmesini bekleyebilir. Ama 91'in altına gelirse arkadaşlar bu sefer tekrar 85'lere doğru bir hareket ben beklerim. Şu anki duruma baktığımızda kısa vadede bu uzun vadede baktığımızda ise arkadaşlar onu ayrıca değerlendireceğiz ama yine de şu kanalın dışında olması şöyle deneyelim. Bakın şu kanalın yine dışındayız, ucunda duruyoruz arkadaşlar. Bu da aslında demin söylediğim tam 91 doların önemini burada gösteriyor diyelim. Peki arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geldik. Altın, gümüş ve borsa tarafında hedefleri vermiş olduk. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.